Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Hasan Zeki Alp. Bu akşam sizlere bir kavram hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Abstraction ya da Türkçesiyle soyutlama kavramı hakkında. Abstraction İngilizcesi, abstraction kök olaraktan abstract soyutlama anlamında bir deyim arkadaşlar. Abstract soyut anlamı şöyledir. Birden fazla özelliklere sahip olabilir. Fakat biz onu soyutlayaraktan herhangi bir nesne ya da bir kavram, bir konsept. Biz onu sadece belirli özellikleriyle ilgileniriz arkadaşlar. Dolayısıyla biz onu genelden soyutlamış oluruz. Dolayısıyla abstraction da bu soyutlamanın Türkçesi oluyor arkadaşlar. Peki abstraction nasıl bir diğerlerinden, diğer kavramlardan nasıl bir şekilde ayrılıyor? Şöyle söyleyebiliriz. Bir insanı ele alalım arkadaşlar. İnsan etten, kemikten yaratılmış bir varlık ve de neticede fonksiyonları var. Onu diğerlerinden ayırt edici ve diğerlerine benzer kılıcı bir takım kavramlar var arkadaşlar. İşte bedeninde şu kadar kemik olmasa şu uzuvlara olması şeklinde. Fakat bir de o insanın ismi var arkadaşlar. İsmi yani bir insanı isimlendirdiğimiz zaman dolayısıyla o insanın diğerlerinden ayırt edici bir farkını ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Örneğin isim eşittir zeki dediğim zaman bu kadar milyar insan içerisinde zeki kastediliyor arkadaşlar. Elbette bir zekinin birden fazla olduğu düşünüldüğünde zeki underscore bla bla diyerekten onu daha da ayırt edici hale getirebiliriz arkadaşlar. Peki bu abstraction dediğimiz soyutlamanın bilgisayar teknolojisiyle veyahut da bu programlama dilleriyle alakası nedir arkadaşlar? Şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. İyi ki abstraction var diyebiliriz. Çünkü eğer abstraction olmasaydı bilgisayar teknolojisinin mimarisinin ilk ortaya çıkışından itibaren bizim mikro düzeyde ya da işte atomik düzeyde kart düzeyinde donanım düzeyinde işlemleri yapabilmemiz için donanımın bütün özelliklerine sahip olmamız gerekirdi arkadaşlar. Yani donanımın özellikleri nedir arkadaşlar? Mesela 3 sayısıyla 5 sayısını toplayacağız. Bunun için 3'ün depolanmış olduğu bir saç yazmaça, register'a ihtiyacımız var. Bunun nasıl kullanıldığına dair bilgimiz olması lazım. Aynı şekilde 5'in de ve de aradaki işlemin yani operatör dediğimiz bu artı işleminin, toplama işleminin de nasıl yapılacağına dair bir bilgimizin olması lazım arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, assembler dilini bilmemiz gerekir. Yani bir makineye, bir donanıma, bir hardware'e 3 ile 5'e toplattırmak için bizim mikro düzeyde bahsettiğim gibi bu komutları bilmemiz, o yazmaçlara, o register'lara bu iki sayıyı koymamız ve de onu artı gibi bir toplama işlemine tabi tutmamız gerekir. Bunlar adı düşük seviyede olmasa bile yüksek seviyeli programlama dilleri olmayan, yüksek olmayan seviyede programlama dilleri olaraktan biliniyor arkadaşlar. Bu tür komutlarla çalışan diller. Tabii teknoloji geliştikçe ve de insanoğlunun yaratıcı gücü ortaya yeni bir şeyler koydukça abstraction kavramı da çıktı arkadaşlar. Örneğin ben yazmaçlarımı ister belirterekten ister belirtmeyerekten zeki yerine 3 rakamını yazdığımda bu doğrudan doğruya işte 3 byte'ına karşılık gelen o 3 sayısına karşılık gelen dijital kodlar, birler sıfırlar yani 0, 1, 1 gibi bir rakam bir değer o yazmaca yüklenecektir arkadaşlar. Abstraction için şöyle söyleyebilirim. Mikro düzeyde birbirinden farklı olmayan pek çok özellik içerisinden ayrım yaparaktan onlara karşı bir opak durum ortaya çıkaraktan yani şeffaf olmayan bir durum ortaya çıkaraktan o komutun daha üst düzeyde icra edilmesi şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. İyi ki abstraction var. Abstractionlar yüksek seviyeli programlama dillerinin gerçekleşmesine yol açmıştır arkadaşlar. Örneğin print parantez içerisinde A diyoruz arkadaşlar. Veyahut da işte tırnak içerisinde A diyoruz. Burada aslında print komutu ile ilgili arka planda gerçekleşen çok fazla bir işlemler var. Ben bunların hepsini abstract ediyorum ve de bunu bu işlemlerin hepsini print komutuna, print sözcüğüne yüklüyorum arkadaşlar. Print 1 ya da print A dediğim zaman, tırnak içerisinde A dediğim zaman bütün o gerekli olan komutları veyahut da o makinenin içerisinde bilmemiz gereken, yapılması gereken işlemleri ben makineye yaptırıyorum ve üst düzeyde abstraction sayesinde bu işlemleri yaptırıyorum. Buna bir
Spider ortamında sizlere bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ki aslında bu söylediklerimin bir özeti gibi olacaktır. Şöyle yapalım. Bakın şurada name isminde bir değişken tanımlıyorum. Şurada name isminde bir değişken tanımlıyorum ve de buna Zeki ismini veriyorum arkadaşlar. Aslında benim burada yaptığım şey nedir? Name diyerekten tanımladığım değişken eğer tırnak içerisine alınırsa sıfır boyutlu bir string'den müsaade edilen boyuta kadar artık 32 ya da 64 ne kadar bit olabilirse boyuta kadar bir isim olabilirdi. Örneğin bu şöyle bir şey de olabilirdi arkadaşlar. Yani burada demek istiyorum ki değişken atamayla variable assignment denilen, İngilizcesi variable assignment denilen olanağın bu yüksek seviyeli programlama dili özelliğinin bana sağladığı imkan ile ben bu kadar olabilecek alfabetik değişken içerisinde sadece Zeki'yi seçebiliyorum arkadaşlar veyahut da sadece Z'yi seçebiliyorum. Burada ben name değişkenine, string değişkenine Z harfini atayaraktan bu programlama dilini, bu yüksek seviyeli programlama dilini bana sağlamış olduğu abstraction özelliğini kullanıyorum arkadaşlar. Herhangi bir dili programlama dilini kullanmaya başladığınızda eğer İngilizce kaynaktan takip ediyorsanız muhakkak işte o programlama dilinin abstraction özelliğini, OOP özelliğini ya da işte encapsulation özelliğini vesaire vesaire bu özellikleri sağladığını yazarlar arkadaşlar. Bunları görürsünüz. Abstraction'ı gördüğünüzde sizin düşündüğünüz ya da sizin aklınıza gelecek şu olması lazım. Makinenin dilinden ziyade, makinenin ya da donanımın dilinden ziyade bu programlama dili bana oldukça yüksek olanaklar sağlıyor anlamında bunu yorumlamak lazım arkadaşlar. Mesela burada ben işte bellekte Zeki veya da Z harfi yazdığımda olan biten şudur arkadaşlar. Bilgisayar programı bu tabi değerlendikten sonra, yorumlandıktan sonra Python biliyorsanız yorumlamalı bir programlama dilidir. Yani interpreted bir programlama dilidir. Şu satır yorumlandıktan sonra bu ilgili yerde bir yazmaç oluşturulur arkadaşlar. Bir register oluşturulur. O register'ın adı name'dir. Yani bu bunu da byte olaraktan karşılığı budur. Ve onun içerisine bu Z karakteri, Z harfi, Z byte'ı yüklenir. Şimdi daha anlaşılır hale geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Abstraction sayesinde ben name eşittir Z ile yani name değişkenine Z byte'ını, büyük harf Z byte'ını yüklemekle bu programlama dilinin bana sunmuş olduğu abstraction özelliğine sağlıyorum arkadaşlar. Sadece onunla kalmıyor. Aynı zamanda ben burada print komutunu kullanaraktan yine bir abstraction kullanıyorum arkadaşlar. O da şudur. Print yazdırma ya da ekrana göstermedir. Ben bunu uyguladığım andan itibaren şu son satırda şu noktada virgül diyeyim. Şu uygulandığı andan itibaren bilgisayar programı yani interpreter yorumlayıcı bu print komutunu bilgisayarın içerisinde ekrana bu veriyi name ismindeki veriyi gönder diyerekten bir hazırlık yapar arkadaşlar. Tabii bunlar nanosaniyeler mertebesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla name ismi taşıyan değişkenimin içerisindeki yazmacımın, register'ımın içerisindeki şu karakter alınıp getiriliyor. Bakın başka bir şey getirilmiyor. Çünkü neden? Name değişkeni abstract edilerekten buna şu atama yapılmış arkadaşlar. Yani burada şöyle düşünebiliriz. A'dan Z'ye işte birçok alfanümerik karakterler olabilecekken ben burada name değişkenine abstraction sayesinde spesifik olaraktan bir Z harfini vermişim. Dolayısıyla burada da print komutuyla print abstraction yapılmış bu komutta. Yani ben şöyle de yapabilirdim. İşte git bunun name değişkeni bulunduğu adrese başvur. O adresteki verileri al. Bunları I/O port vasıtasıyla display modülüne gönder. Bu display modülünde şu ismi yazdır şeklinde. Bütün bunların hepsini bir çırpıda ben bu print komutuna abstraction fonksiyonunu yükleyerekten bu işlemi yaptırıyorum arkadaşlar. Bir tane daha bir örnek göstereyim size. O da abstraction'a örnek şudur. Yüksek seviyede programlama dillerinde abstraction konsepti
konsepti, kavramı en üst düzeye çıkmıştır arkadaşlar. Örneğin burada for in döngüsünü ben size göstermek istiyorum. Bakın burada for in liste diyerekten şu liste üzerinde bir gezinme döngüsü var arkadaşlar. For in döngüsünü biliyorsunuz. Aslında ne for ne in ne de şu satır her birisi tek başına sihirli bir sözcüğe sahip değildir arkadaşlar. Ancak for in, for nokta nokta in ve şuradaki listenin ismi bana içerisinde değişkenlerin içerisinde gezinebileceği ve de bir iterasyonun, bir tekrarlamanın olacağı bir abstraction'ı anlatıyor arkadaşlar. Bakın şurada bunu nereden biliyorsun diyeceksiniz. Şöyle arkadaşlar, bu sözcükler özel olaraktan keyword'tür bunlar zaten. Seçilerekten bir araya geldiğinde for sayaç in ve liste bir araya geldiğinde söz konusu şu liste dediğimiz 0, 1, 2, 3 elemanlarını içeren veri yapısına bu adres, bilgisayarın bu adresindeki şu liste diye isimlendirilen şu adresteki veri yapısına ulaşmayı sağlıyor arkadaşlar. Peki burada şu kadar süre tekrarlayacağım veya bu kadar süre tekrarlayacağım demiyorum arkadaşlar. Yine burada bir abstraction var. O abstraction sayesindedir ki for in döngüsünde print i dediğim zaman bakın şurada 2 nokta üstte print i dediğim zaman şurada indentation görüyorsunuz. Bu 4 sefer işlem görecektir arkadaşlar. Her seferinde 0, 1, 2, 3, 4 yazdırılacaktır. Nitekim şurada ben bunu çalıştırdığımda şöyle bir kez daha çalıştırayım. Evet. 0, 1, 2, 3, 4 kez her bir satır işlenecek. Bu şekilde abstraction'ı gerçekleştirmiş oldum arkadaşlar. Yani şurada abstraction üzerine abstraction yüklediğimiz komut şudur arkadaşlar. Yani aslında blok olarak şudur. For in döngüsüdür. Peki bu abstraction için ben diyebilirim ki oldukça yüksek seviyeli bir komut sağlıyor bana bu arkadaşlar. Zaten programlama dillerinde eğer satır içerisinde yani o satır içerisinde ne kadar az kod ve byte ile bakın şurada bunun işgal ettiği byte'ları toparlayın topu topu ne kadardır? Bu kadar bir byte'a bu işlemleri yaptırıyorum. O kadar yüksek seviyeli programlama dili sayılabiliyor arkadaşlar. Aynı şekilde burada da print liste dediğim zaman çok masumane gibi görünen şu iki argüman, şu argüman ve şu komut aslında bilgisayar ortamında bu liste denilen veri yapısına başvurulmasını sağlıyor arkadaşlar. Ve o listenin formatı, şu biçimi ben print dediğim zaman hiç başka bir değişikliğe uğratılmaksızın aynen parantezlerde dahil bu şekilde yazılması sağlanıyor arkadaşlar. Başka bir abstraction örneği de size göstereyim arkadaşlar. İndeksleme de mükemmel bir abstraction örneğidir arkadaşlar. İndeksleme ile işte sıfırdan n'e kadar işte şurada maksimum indekse varıncaya kadar ben bunun konumunu adresleyebiliyorum arkadaşlar. Aslında burada tabii mühendis gözüyle ben şunu görüyorum. Liste sıfır dediğim zaman ben diyorum ki bu listenin bu liste şeklindeki veri yapısının içerisindeki byte'ların ilk birinci byte'ının yani sıfır adresli byte'ının adresi al. Onun hexadresi var. İşte binary adresini al. O adresi aklında tut ve de yazdırırken o adresteki veriyi getir ve ekrana gönder diyorum arkadaşlar. Şu bakın şurada işte kaç harfli, kaç byte'lık komutun yani bu abstraction'ın soyutlamanı bana sağladığı imkanları görebiliyorsunuz. Hatta bazen bu o kadar yüksek seviyeli noktalara gelebilir ki burada boyutunun maksimum boyutunun ne olduğunu bilemediğimiz durumlarda dahi bellekte yer edineceği en son byte eksi bir olaraktan akılda tutulup bu kez liste köşeli parantez eksi bir dediğim zaman bana son byte'ın yani listenin en yüksek indis numaralı şu byte'ını yazdırabiliyoruz. Burada da yine bir abstraction yapılmıştır. Abstraction yapılan kavram nedir arkadaşlar? Listenin indeksleme numarasının eksi bir olaraktan kullanılması arkadaşlar. Bu bir kabuldür. Bunu eksi bir dediğim zaman şurası eksi iki oluyor. Şurada eksi üç oluyor. Dolayısıyla eksi dört dediğim zaman bunun dört elemanla yani sıfırdan üçe kadar üç artı sıfırda dahil ettiğim zaman dört elemanla dört uzunlukta bir liste olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Abstraction konusunda sizlere söyleyebileceğim ilave de şu da var arkadaşlar. Gerçek hayatta da abstraction sayesinde bazı işleri mesela kolaylaştırıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle söyleyebilirim. Ben şu
insandan hoşlanıyorum dediğiniz zaman, işte o insanın ismini de zikrettiğiniz andan itibaren o insana dair başka özellikleri söylemenize hiç gerek yok arkadaşlar. Örneğin işte şu insan ki işte İlkay diyorum. Bu İlkay aslında etten kemikten yaratılmış bir varlıktır. Bu kadın niteliğini taşımaktadır. İşte şöyledir, böyledir diyerekten diğer özelliklerini saymaksızın ben İlkay'dan hoşlanıyorum dediğinizde o İlkay artık soyutlanmış oluyor arkadaşlar. Elbette İlkay'ın bir tek kendisi bir şey ifade etmiyor. Çünkü o soyutlamayı ben yaptığım için o İlkay sözcüğünün taşıdığı anlam benim soyutlamamın içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla siz de bilgisayar programı görevinde soyutlamayı yaparken bu soyutlamanın sadece sizin kendi tanımlamanız dahilinde olduğunu kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Örneğin bir değişkene atama yaparken o değişkenin tabi sisteminiz içerisinde sistemin 64 bit mi 34 32 bit mi desteklediğini bilerekten o integer'ın alabileceği maksimum değeri biliyor olmanız lazım ki işte 64 bit ise 200'lere 63 gibi en büyük bir rakam vardır. O rakamı aşmayacak bir değere ulaşabileceğini düşünmeniz lazım arkadaşlar. Aynı şekilde bir string değişkeninde de o sistemin yani alfanümerik karakterlerin dışında başka bir karakter alamayacağını düşünmeniz lazım. Bazen soyutlamalar da bu şekilde sizi sınırlıyor olabilir. Tabii bunları da programlama esnasında gerek değişkenin tanımlanması türünün belirlenmesinde olsun gerekse alabileceği değerler olsun bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Peki soyutlamayı kontrol eden nedir arkadaşlar? Soyutlamaları kontrol eden. Tabii ki o dilin sentaksıdır arkadaşlar. O dilin sentaksı sayesinde soyutlamanın kuralları anayasası bir noktada yani onunla ilgili yasalar belirlenmiş demektir. Peki bu sentaks bunları belirliyor. Bunu da kolaylaştırıcı bir şey var mı? Elbette vardır arkadaşlar. Soyutlamayı en üst düzeyde yapan kavram ya da yapan utility tool IDE'lerdir arkadaşlar. Yani Integrated Development Environment dediğimiz IDE yani IDE ortamlarıdır. Peki bu IDE ortamları ben daha önceki programlama dilleri derslerinde anlatmıştım. Peki nedir bu? Hani konuya biraz uzak olan arkadaşlar için. Vermiş olduğum örnekte name eşittir Zeki dediğimde ben nasıl ki name ismine Zeki'yi atayaraktan bir soyutlama yapıyorsam bu geliştirme ortamları da tümleşik geliştirme ortamları da o dilin sentaksı elbette onun da pluginlerle eklentilerle işletilebilir hale gelmesi lazım. O dilin sentaksına dair soyutlamayı yapıp kişiyi yani programcıyı, tasarımcıyı, designer'ı o konuda yönlendiriyor arkadaşlar. Yani soyutlamanın size neler sunduğunu veyahut da sınırlarının neler olduğunu yaptığınız bir sentaks hatasının, typing hatasının aslında ne olduğunu size gösteriyor arkadaşlar. Soyutlama konusunun herhalde biraz daha aklınızda somut hale geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yine bu şekilde anlaşılması ve anlatması zor olan bir takım kavramları gerek fonksiyonel programlama dilleriyle ilişkilendirerek gerekse nesne temelli programlama dillerine ilişkilendirerekten siz arkadaşlara aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bana zaman ayırdığınız için, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlık, afiyetler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar.